Maaşlar konusunda tabii istediklerini alacaklarını düşünüyorum. Yani yapacağımız bu hamle herkes için harika sonuçlar doğuracak. Ne dedin sen? Efendim? Bütçeyle ilgili ne dedin? Yemin ediyorum vallahi billahi bir şey söylemedim efendim. Olur mu sizden habersiz konuşmam? Ne dedi bu ya? Bir şey demedi başkanım. Vallahi demedim efendim. Demedin mi? Söyler miyim ya efendim? Siz izin vermeden konuşur muyum hiç? Aferin sana. Herkes kendi alanıyla ilgili konuşacak. Diğer türlüsü olur mu ya? Ulan az daha gidiyordu bakanlık. Ne dedin? Haklısınız dedim. Ha şöyle. Kendi işinizle ilgili konuşun. Ne diyordum ben? Heh, ben ekonomistim. Türkiye, güvenilmez allak bullak bir ekonomi, yerinde durmayan kur oranları, sürekli yükselen enflasyon ve her geçen ay değersizleşen milli para. Türkiye geçtiğimiz son yıllarda döviz kurlarının kıvraklığıyla büyük yaralar alarak piyasanın tırstığı, sermayenin güvenmediği bir ülke haline geldi. Her geçen saat hatta dakika döviz kurları guatmesi gibi yerinde durmuyor ve sıçradıkça sıçrıyor, rekor kırdıkça rekor kırıyordu. Türk lirasının aşırı değer kaybetmesiyle oluşan yüksek döviz kurları alım gücünü düşürdüğü gibi her geçen gün yeni zamları da beraberinde getirmişti. Bu durumda orta direk ve fakir halkın vücudunda stresten sedef çıkmasına sebep olmuştu. Bütün bu felaketlere rağmen hala dolarla mı maaş alıyorsunuz tarzında sığı akla mantığa yatmayan, ideolojik takıntıları yüzünden sert tepkiler gösteren çoğunluklar da vardı. Gıda ürünlerinden teknolojik ürünlere kadar birçok madde ithal edildiği ve ödemesinin de TL ile yapılmadığını baz alırsak, dolarla mı maaş alıyorsunuz tezini çöpe atmamız gerekecektir. Hala mevcut durum sonucunda iktidar partisine yaptığımız eleştirileri muhalefete bağlayan bu çoğunluk ne zaman Yusuf Kayalp'in derdinin vatandaş olduğunu anlayacak? İşte orası muamma dostlarım. Sonuç olarak her ne sebeple olursa olsun Merkez Bankası'na edilen müdahale doların yükselmesine, bu durumda halkın cebine etki etti. Yani bir gecede birileri zenginleşti, birileri zaten olduğu gibi fakirleşti. Peki hükümetin ekonomiye bu denli müdahale etmesinin sebebi nedir? Ya da en önemli soru olan dolar neden yükselir veya neden düşer sorusuna YK tarzıyla bir cevap vermemi ister misiniz? Hay hay, bir şeyi basit olarak anlatamıyorsanız konuyu tam olarak bilmiyorsunuz demektir. Sözünü sizlere hatırlatarak bu teze göre Yusuf Kayalp'in ünlü bir ekonomist olduğunu siz değerli izleyicilerimize beyan etmek ve cevaba geçmek isterim. Doların yükselmesindeki önemli etkenlerden biri arz talep meselesidir. Yani piyasada 100 birim dolar olduğunu düşünün. İnsanlar milli paranın değer kaybetmesinden, gelecek kaygısından piyasaya saldırıp dolar satın alır. Böylece ülkede dolara olan talep yüzünden piyasada dolar miktarı azalır. Az olan her şey de çok fazla değerli olur. Yani doların kuru yükselir. Bu yüzden hükümet yetkilileri dolar kurunu düşürmek için yastık altındaki dolarlarınızı bozdurmanızı ister. Bu durumda insanlar dolarlarını bozdurduğunda piyasada dolar artışı olur ve doların değeri düşer. Fakat her geçen dönem milli parası değersizleşen bir toplumun doları bozdurup bozdurmayacağı da merak konusu. Doların yükselmesiyle ilgili bir diğer önemli unsur burada üretimdir. Eğer bir şey üretir ve yurt dışına satarak ihracatı arttırırsanız, ülkeye olan döviz girişi artar ve milli paranıza değer üstüne değer katarsınız. Fakat üretim değil de tüketimden yana olur ve ithalata yönelirseniz, işte o zaman yurt dışından aldığınız maddeleri dövizle ödeyerek piyasadaki dövizleri eritirsiniz. Aynı zamanda milli paranız da değer kaybettiği zaman yurt dışından ithal ettiğiniz ürünlere de ödediğiniz para da çok itopik bir şekilde yükselir. Bu yüzden tüketimden değil üretimden yana olun. Önemli bir YK bilgisi. YouTuber ve içerik üreticilerinin yurt dışı firmalarla yapmış olduğu sponsor anlaşmalarıyla ülkeye döviz girdiği bilinen bir gerçektir. Yani meslektaşlarımızla birlikte ülkeye bazen de olsa döviz sokabiliyoruz. Ne demek mi istiyorum? Yani dilerseniz başarıyı aç bir toplum olarak bizi de ekonomi bakanı yapabilirsiniz. Her neyse. Doların yükselmesiyle ilgili bir diğer önemli konu ise Merkez Bankası'nın Türk lirasına verdiği faiz oranıdır. Merkez Bankası Türk lirasına olan faizi arttırdığında insanlar daha fazla kazanç elde etmek için elindeki dövizleri TL'ye çevirerek faize yatırırlar ve dolara olan talep azalır. Fakat Merkez Bankası faiz oranını düşürürse Türk lirasına olan güven azalır ve insanlar tekrar dolara geçiş yaparlar. Faiz arttırımı ve indirimi genellikle Merkez Bankası'nın kura yaptığı bir etkidir. Şu sıralar siyasetin gündemini ekonomi belirliyor ve enflasyon da ülkenin en büyük sorunu. Fakat iktidar enflasyonu kontrol altına almak yerine büyüme odaklı hareket edip faiz indirimlerine devam ediyor. Amaç düşük faizde mevcut yatırımcıya hazır para kazanmaktan uzaklaştırıp reel olarak yatırım yapmalarını sağlamak. Diğer bir amaç da sofrasındaki ekmeğini aldığınızda ancak çıldıran toplumun önüne seçime kadar ekmek koymak. Bu yüzden ekonominin büyümesi gerekiyor ki büyük ekonomi düşük faiz, düşük faiz demek de tüketim ve yatırım demektir. Düşük faizli krediyle piyasaya fazlasıyla para akacak ve insanların sosyal refahı ciddi anlamda yükselecek. Fakat piyasaya gerekli olan parayı sağlamak için Merkez Bankası darphaneye fazladan eleman alarak para basıp piyasayı TL ile şişirecek. Ancak ekonominin büyümesi için tüketimi arttırmaya çalışan hükümet aslında yıllar önce üretim için zemin hazırlamış olsaydı bu tarz işlere hiç gerek kalmayacaktı. Recep Tayyip Erdoğan bu politikalarını baz alarak aklında Çin modeli bir ekonominin olduğunu söylese de başta ünlü iktisatçı Yusuf Kayalp dahil birçok ekonomist Çin'in 10 yıllar boyunca yaptığı bu ekonomik planın hem birkaç yılda olmayacağını hem de Türk sistem yapısına uymadığını bağıra bağıra vurguluyorlar. Nedir bu Çin tarzı ekonomi paketi? Çin tarzı ekonomi modelinin en önemli ayağı demir perde arkasında oldukça ucuz iş gücüyle çok ucuza mal edilen ürünü ihraç edip sürümden kazanmak. Hükümet bu ayak için Türk milletini mi yoksa mültecileri mi düşünüyor bilinmez ama Çin'de işçi haklarına, sendikalara hiç de önem verilmiyor. Çin Komünist Partisi asgari ücreti kendi keyfine göre belirliyor ve işverene karşı işçinin hukuk yolu da burada kapalıdır. İş kazasında yaralanırsan devrim gazisi, ölürsen devrim şehidi oluyorsun. Ama velakin Çin komünist takıntılarını bir kenara bırakarak Batı ile anlaştı ve dünyanın üretim üssü haline geldi. Elde ettiği maddi kazançları da Türkiye gibi geçiş garantili köprülere değil teknolojik
teknolojiye akıtan Çin günümüz dünyasındaki en büyük ekonomilerden biri haline geldi. İşte Çin modelinin özeti budur. Fakat birçok iktisatçı ve hukukçu Türkiye'nin ucuz işçiyle Batı'nın sanayi çöplüğüne dönmesinin hem hukuksal hem de kültürel açıdan imkansız olduğunu söylüyor. Diğer yandan Erdoğan'ın Çin modeli söylemine rağmen AK Parti bu konuyla ilgili şu ana kadar yasal bir yol izlemedi. Zaten bu yeni sisteme de koşa koşa gelecek bir Batı sermayesi yok. Yani ülkeye öyle kolay kolay döviz girmeyecek. Peki bir içerik üreticisi olarak ülkeye dolar sokup doları düşürmemi ister misiniz? O zaman sponsorum Pintipin'den bahsedeyim. Pintipin Çin modeli gibi sürümden kar etmeyi hedefleyip çok ucuza lisans anahtarı satın alabileceğiniz fiyatla Pinti alışverişte cömert bir kuruluştur. Yükselen zamları bir türlü indirmeyen fırsatçılara tek atan Pintipin cömert fiyatlarının yanı sıra alışverişte elde edilen %10'luk ödemeyi de Ahbap Vakfı'na başlayarak örnek alınacak bir kurum olduğunu cümle aleme duyuruyor. Onu bu kadar övmemdeki sebebi bize yapmış olduğu ödemenin yanı sıra radikal fiyat indirimleridir. Yazılım ürünlerinde %90 indirim olan Pintipin'de Windows 10 veya 11 Pro dijital key sadece 19.99 TL, Office 2019 34.99 TL, Windows 10 Pro artı Office Pro ise 44.99 TL. Bu harika fiyat indirimleriyle siz de orijinal güncel Windows'a sahip olarak performansı dibinize kadar yaşayabileceksiniz. Aklınıza bir şey mi takıldı? 7/24 WhatsApp destek hattından sorularınıza cevap bulabilirsiniz. Haydi, siz de ucuza kaliteli bir alışveriş için açıklama kısmını kontrol etmeyi unutmayınız. Stoklar sınırlıdır. Nerede kalmıştık? Hükümetin faiz takıntılarında. Cumhurbaşkanı gibi faiz indirimini mantıklı bulmayan, en azından şimdilik mantıklı bulmayan AK Partili yöneticiler de vardı. Hayırdır? Efendim başkanım? Hayırdır? Allah Allah, efendim ne demek istediğinizi hiç anlamıyorum. Bizim arkadaşlarımız da ne oluyor da faizi savunacak hale geliyorlar ya? Ne diyeceğimi bilemedim başkanım. Yahu nas var nas? Sana ne oluyor? Görevimden affımı istiyorum. Erdoğan radikal faiz indirimlerini dine bağlayıp nas verken sana bana ne oluyor şeklinde tepki gösterip faizin dinen caiz olmadığını söylemişti. Hükümetin bu sarsıcı konuşmaları sadece ekonomistleri değil din adamlarını da rahatsız etmişti. Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca lakabıyla bilinen Ahmet Mahmut ünlü, burası şeriat devleti mi? Neymiş nas ortadaymış. İslam'da faizin çoğu da azı da yasaklanmıştır. Yani yarım nas olmaz kendinize gelin şeklinde sert bir eleştiri sergilemişti. İktidar partisinin bu denli sert politikaları sonucunda insanlar hükümetin faiz konusunda oldukça kararlı olduğunu ve geri adım atmayacağını düşünmeye başlamıştı. Doların 20 liralara çıkmaya başladığı bir gün, çok affedersiniz yine yaptım gafımı, hemen düzeltiyorum. Doların 20 liralara çıktığı bir saniye Reis-i Cumhur çok sarsıcı bir açıklama yaparak faizleri arttırıp TL'yi daha cazipli bir para birimi haline getireceğine, yeni bir ekonomik modeli kamuoyuna sundu. İlk defa Erdoğan konuşurken dolar hızla düşmeye başladı. Yeni ekonomik modelin adı kur korumalı TL mevduat hesabıydı. Peki nedir bu kur korumalı TL mevduat hesabı? 10.000 Türk liranızı %10 faizle bankaya yatırdığınızı ve sene sonu da 11.000 Türk lirası alacağınızı düşünün. Parayı yatırdığınız günkü kur oranı bir kenara not alınacak ve yıl sonu kur oranıyla karşılaştırılacak. Eğer faiz hesabınızı açtığınız zaman 10 lira olan dolar %50 değer kazanarak 15 TL olursa, işte o zaman devlet babanın paçaları biraz tutuşacak ve paranızın değer kaybetmesini kendi cebinden ödeyecek. Yani yıl sonu banka size sadece %10 değil, aradaki %40'lık farkı da ödeyecek. Size ödenecek bu paranın %10'u zaten faizle bankadan alacağınız paraydı. Fakat aradaki %40'lık ödeme payı da hazineden, yani devletin, hatta milletin kasasından ödenecek. Peki döviz düşerse ne mi olacak? Hiçbir şey. Bankadan aldığınız faiz yine sabit kalacak. Yani kısacası döviz kuru faizden daha fazla artarsa aradaki fark devlet tarafından size ödenecektir. Yani her türlü paranızı kaybetmeyeceksiniz. Fakat kur korumalı TL mevduat hesabı modeli kıt kanaat geçirip ay sonunu getiren işçiye mi, yoksa parasıyla para kazanmaya devam eden godomanların mı işine yarayacak, orasını siz düşünün. Bu riskli hamle hazine üzerinde büyük bir yük oluşturduğu gibi de faiz takıntısı olan Erdoğan'ın kısa vadede rahatlamasına sebep oldu. Lakin yeni modelin yan etkisi olarak enflasyonun yükselmesi de bazı uzmanlar tarafından dillendirildi. Kısacası basit konuşmak gerekirse AK Parti bir kumar oynadı. Bu kumar tutarsa kazanan AK Parti olacaktır. Yok tutmazsa, işte o zaman kaybeden Türk milleti olacaktır. (Gülüyor)